Merhaba değerli izleyenler. Bugün bahçemizdeki zeytin ağacımıza kompoze gübre dediğimiz 15, 15, 15, 15, 4, 15 gübreden vereceğiz. Bu gübreleme işlemiyle ilgili bir çekim yapmak istedim. Bu çekimi sizlerle paylaşıyorum. Umarım faydalı olur. Beğeni yapar, kanalıma abone olursanız memnun olurum. Bu konuda karar sizindir. Evet, daha önceki videomuzda portakal ağacına kompoze gübre verirken de belirttiğim gibi ağacımıza kompoze gübreyi taç iz düşümüne göre vereceğiz ve verdiğimiz gübreleri toprağa karıştıracağız. Çünkü taban gübresi ya da kompoze gübre dediğimiz gübreler toprağın içerisine karışmak için uzunca bir süreye ihtiyaç duyarlar. Yani 2 ay gibi diyebilirim. Bu süre zarfında gübrelerin kaybolmaması için rüzgar, yağmur vesaire sağa sola dağılmaması için gübreyi toprağa karıştırmamız lazım. Ayrıca gübrenin içinde bulunan azot da uçucu bir madde olduğu için toprağın içerisine karıştırmamız her bakımdan faydalıdır. Ben şimdi öncelikle bu zeytin ağacımızın taç iz düşümünü bir miktar genişletmek istiyorum. Şurada nane çıkmış. Naneyi tavuklar yiyor. Bahçemde 3 tane tavuğum var. Tavuklar yiyeceğimiz yumurtaları da bize veriyorlar. Tavukların bu naneyi yemesi için nanenin tamamını bertaraf etmiyorum. Zeytin ağacı kökleri toprak yüzüne yakın olan bir bitkidir. Çapalarken çapayı çok fazla derine vurmamak lazım. Ben de şimdi toprağa karıştırırken, gübreyi toprağa karıştırırken çok yüzeysel bir şekilde çapalayacağım, gübreyi toprağa karıştıracağım. Buna dikkat etmek gerekir. Şimdi kompoze gübremizin, diğer adıyla taban gübremizin içerisindeki yüzdelik dilimlerine bakalım. %15, %15, %15 ve bir dördüncü %15. Şimdi buradaki birinci %15 azottur. İkinci %15 fosfordur. Üçüncü %15 potasyumdur. Dördüncü %15 de kükürttür. Kükürt ya da kükürt trioksit. Yani gübremiz kompoze bir gübre. Şimdi bu gübreden 750 gram kadar vereceğim. Bunun içini yarım kilo olarak veriyorum. Taç iz düşümüne serpiştiriyorum gübreleri.
yarısı kadar daha alıyorum. 750 grama tamamlamış oluyorum. Şimdi kazmamızla çok derin olmamak kaydıyla böyle yüzeysel olarak toprağa çapalıyorum. Gübreyi toprağa karıştırmak için. Eğer karışmazsa değişik etmenlerle rüzgar olabilir. Bizim buralarda poyraz çok olur. Silifke'nin poyrazı meşhurdur. Rüzgarlarla, yağmurlarla, az önce bahsetmiştim, bahçemizde birkaç tavuğumuz var. Bize haftalık yiyeceğimiz yumurtaları veren tavukların vasıtasıyla gübreler kaybolmasın, ağacın dibinden uzaklaşmasın diye böyle toprağa karıştırıyoruz. Zeytin ağacı yüzlek köklü bir ağaçtır. Az önce de söylemiştim. Zaman zaman kazmayı biraz fazlaca toprağa vurduğumuz zaman ağacın kökleri böyle ince ince kazmaya takılıyor. Onun için çok fazla derine vurmamamız lazım. Tavuklardan bir tanesi geldi bile. Bizimle birlikte adeta çalışmak istiyor. Topraktan çıkan solucan, böcek gibi yiyecekleri hiç affetmiyor. Hadi karakız, hadi. Hadi yürü bakayım. Şimdi çapaladığımız yeri kırmıkla hem biraz daha karıştıralım, hem düzleştirelim, hem de gübreler daha iyi toprağın içerisine gömülsün. Bu kompoze gübremiz, diğer adıyla taban gübremiz, kış yağmurlarıyla birlikte toprak tarafından iyice emilecek ve bitkilerimiz, daha doğrusu zeytin ağacımız ilkbaharda uyanmasıyla birlikte toprakta kendisi için ihtiyaç olan mineralleri, besinleri hazır olarak bulacak. Şimdi bir konu üzerinde daha durmak istiyorum. Gübremizin içerisindeki azot, fosfor, potas ve kükürt trioksit. Bunların işlevleri nelerdir? Onlar üzerinde de kısaca durmak istiyorum. Birinci 15 olan azot, bitkilerin, ağaçların dal, yaprak, gövde gelişimi konusunda etkilidir. İkinci 15 yüzdelik dilimindeki 15 fosfor
Bu da ağaçların, bitkilerin meyve tutması, meyve gözlerinin oluşması konusunda etkilidir, faydalıdır. Ağaçların bol miktarda meyveye durması için fosforun önemi burada kendini gösteriyor. Üçüncü olarak potas da meyve kalitesi ve meyve lezzeti konusunda etkilidir. Atalarımız bundan dolayı şöyle demişler: dal, döl, bal. Dal azotu ifade ediyor, dal gelişimi. Döl yani ağacın meyveye durması, bol miktarda meyveye durması fosforu ifade ediyor. Bal da ağacın meyvesinin kalitesini, lezzetini ifade ediyor. Dal, döl, bal. Böyle akılda kalması açısından böyle bir tekerleme de oluşturulmuş. Bu sondaki 15 kükürt ya da kükürt trioksit, bu da bildiğim kadarıyla toprağın pH değerini ayarlıyor ve toprak içindeki bazı minerallerin, bazı organik maddelerin daha da ağaç bitki tarafından alınabilir hale getirilmesi konusunda etkili oluyor. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.